Merhabalar, daha önce hak formatını ki kullanmamış, hile nasıl çalıştığını bilmeyen ve almak isteyen kişiler için e, bu bilgilendirici videoyu çekiyorum. E, Launcher üstündeki hilelerden başlayayım. PC Unban, serverlar tarafından Bixar'ın e, donanım ID'lerine atılan banı kaldırmayı sağlıyor. Not olarak şunu söyleyeyim, ban yediğiniz hesabınızın banını kaldırmıyor, sadece Bixar'ınızın banını kaldırıyor. Minek, içerisinde weight damage gibi hileleri barındıran hile avcı botumuz otobot kontrol avcının içerisinde hali hazırda bir iki haneli arka plana renkli track hapçe var. Yani iki hanelileri geçen bir bot kontrol sistemi var içerisinde. Onun dışındakiler birkaç haneli veya başka bir şekilde olan bot kontrol eğer destekliyorsa otobot kontrolle kullanılıyor. Fish bot da balık botu. Öncelikle nasıl başlatacağımızla başlayalım. Öncelikle Select'e basıyoruz. Select'e bastıktan sonra e, Metin 2 klasörümüzün olduğu yere geliyoruz. Benimki Landom Metin 2. Buraya geldikten sonra seçeceğimiz birçok seçenek var. Eğer bin dosyasını seçerseniz, bin dosyasını seçtikten sonra File Type'ın yanında bulunan Patcher Client kısmından Client'i seçmelisiniz. Eğer Patcher'ı seçeceksiniz, yani London Patcher.exe veya oynadığınız serverın ismi.patcher.exe'yi seçeceksiniz, Seçtikten sonra buradan Patcher kısmını seçmek zorundasınız. Seçtikten sonra buradan e, kullanmak istediğiniz hilelerin yanındaki rakamlara basmalısınız. Eğer birden fazla kullanmak istiyorsanız CTRL tuşuna basarak seçebilirsiniz. Ben kendim 1000 üzerinden gireceğim. Client'i seçtim ve başlattım. Ekran geldikten ortalama 5-15 saniye arasında e, avcının menüsü geliyor. Gelene kadar ben de kendi hesabıma gireyim. Eğer her şey doğru gittiyse, e, hileye başlattıktan sonra sol altta Successfully started. der. Eğer burada No update, starting ile kalıyorsa bir şeyler yanlış gitmiş demektir. Hile e, launcher'ı tamamen kapatın ve en baştan açın. Şimdi tek tek özelliklerin hepsini anlatacağım. <laughs> Move speed, şuraya top, e, buna bastığınızda Hile hiçbir şekilde arkaya düşmüyor. Öncelikle ondan başlayalım. Stop M, e, buna bastığınız zaman, hemen karakter kodunu gireyim. Hop yanlış. Tamamdır. stop me'ye bastığınız zaman gördüğünüz gibi harita donuyor. Drawback dediğinizde eğer server destekliyorsa bir uyumluluk sorunu yoksa ona bastığınızda gördüğünüz gibi birinci köyün haritası geliyor oraya. Ama bu server desteklemiyor şu anda. O yüzden gösteremiyorum. Logs dediğimiz. Logs'a bastığınızda buradan karakterlerin son yaptığı işlemleri görebilirsiniz. Otologin çalışmış. Otologin çalışmış vesaire gibi. Revive move speed hareket hızı. Bazı serverlar bunu desteklemiyor. Attack speed saldırı hızı. Zoom da bildiğimiz şu uzaklaştırma yakınlaştırma. Wallhack duvarlardan geçmek için. Şöyle önce topa basayım. Şunu da birazcık sağlayayım şöyle. Şu anda gördüğünüz gibi geçemiyorum. Wallhack'e bastığımda geçebilirim. Binek de varsa şöyle. Dağları tırmanıyoruz. Pick up yere düşen itemleri almak için. <laughs> Pick up'a bastığınızda yara bir item düşerse şu an e, kesebilecek bir şeyim olduğu için göstermiyorum. Pick up yerdeki itemleri topluyor. Slow pick up toplama hızı daha yavaş topluyor bunu seçtiğinizde. Revive ölen karakteri canlandırmayı sağlıyor. Auto login eğer karakteriniz herhangi bir şekilde DC olduysa yani oyundan düştüyse en son bulunduğu CH. CH bağlanarak oyuna devam ediyor. Mount horse attan indiğinizde, attan Tabii binekten inebilirsen Binekten indiğimde kendisi geri biniyor bu şekilde. Bunu odurs kısmındaki otopras kısmı ile birlikte kullanacağız. Otofix eğer voley kullanmak istemiyorsanız farm bot sırasında eğer karakter bu şekilde bir yere takılı kaldıysa karakter kendiliğinden bazı yol, belirli yönlere giderek o engelden kurtulmaya çalışıyor. Yani mesela voleyiniz açık değil aç e, herhangi bir moba takıldınız. Karakter sağ sol bir şekilde yaparak o mobu ya da e, önündeki bloğu geçmeye çalışıyor. Track apça, Şöyle göstereyim. Domuza vurdum. Ve gördüğünüz gibi bot kontrol geldi ve girdi. O işe yarıyor. Yani otobot bot kontrolü kullanmanıza gerek yok. Eğer tabi server kullandığınız iki haneli ve arka renkli planlıysa. Siyah beyaz planlı olanlar için de Discord'da ayrı bir kod var. Spam kısmına giriliyor. Oto atak dediğimiz. Bazı serverlarda space'e basıp şöyle yaptığınızda desteklemiyor. Şu anda ben space'e basmıyorum dışarı tıkladım tıkladığınızda mesela bastığınızda dışarı tıkladığınızda vurmuyor. Oto atakta da onun için. Oto atak açtığınızda kendisi otomatik vuruyor. Reduce CPU ise işlemciniz çok güçlü de değil ise şu anda benim işlemcim %8 kullanıyor. Metin Client %2.5 falan kullanıyor. Yani 3 arasında. Reduce CPU açtığımda ekranım donuyor tamamen. Donduktan sonra da kullanılan işlemci düşüyor. Bakın az önce 3'teydi. Şu an yüzde %0,5'lerde. Reduce CPU'yu açıyorsunuz. Açtıktan sonra devam ediyor. Fakat eğer çok uzun süre Reduce CPU'da kalırsa ve ekran siyahlaştıysa tekrar Reduce CPU'dan çıkardığınızda oyun çökebilir. Bot kısmı ise Metin Metin 2 TR'deki oto av gibi çalışıyor. Buradan seçiyorsunuz. Only walk derseniz o bölgede sadece yürüyor. Bunu seçmediğinizde ve bu da e, radarı Start'a bastığınızda gidip mobları kendiliğinden vuruyor, bu da e, tarayacağı alan. Yani bu bölge içerisindeki tüm moblara saldıracak tek tek. Farm kısmı, farm kısmı en önemli kısımlardan birisi. E, ayarlar default olarak bu şekilde geliyor. Only Walk'u seçtiğinizde çizdiğiniz orta üzerinde sadece yürüyor. Return orta gidip bitirdikten sonra geri dönmeyi sağlıyor. Player Control, mesela diyelim şu anda şu metini. Şöyle kapatayım. Şu metini bir başkası kesiyor ve bot bunu fark edip o metini de bu metini de Şöyle bir durumda daha var. Mesela diyelim siz bu metini kesiyorsunuz. Şurada bir metin daha var. O metindeki adam metini kesti. Siz de kestiniz. Adam bu metine doğru yürüdü. Aynı şekilde bot da bu metine yürümeye başladığında adam vurduğu için bot vurmayı bırakmaz. Vurur. Only stone işaretini kaldırdığınızda contains kısmına yazdığınız herhangi mesela şurada yaban domuzu var. Ben buraya domuz yazdığımda start farm bot dediğimde tabi şu anda rota çizmedim rota çizmeyi de göstereceğim domuz yazdığımda farm botu başlattığımda içerisinde domuz harfleri kelimesi geçen her şeye saldırıyor o yüzden onun iston işaretli olmalı fake control bazı savulardan metin taşlarının fakeleri var o fake'leri ayırt etmek için Rota çizmesi çok basit ama çizerken de bazı dikkatli olmanız gereken noktalar var. Eğerse burada block desteklemiyorsa ve de ee, kayaların içerisinde metin 2, özür dilerim. Metin spawn oluyorsa o birazcık daha hassas çizmeniz gerekiyor. E, rota çizmek için recorder kısmından öncelikle e, ismini isterseniz yazabilirsiniz. isterseniz name olarak kalabilir. Ben buraya köy 1 yazacağım. Türkçe karakter kullanmayın yani I, Ş, Ö, Ü gibi Türkçe'ye ait sesli karakterler kullanmayın yazarken. Çizmek için Recorder'daki büyüktür işareti, şu işareti basıyorum. Bu işareti bastıktan sonra ilerlediğimde arkamda hilerin harita menüsünde sarı bir çizgi oluşuyor. Bu sarı çizgiyi istediğim kadar e, çizebilirim. İstersem tüm map'i dolaştırırım. Şu kadar çizdim. Çizdikten sonra şu işarete başlığımda şu an durakladı. Eğer artıya basarsam çizdiğim rota buraya gelecek. Eksiye basarsam çizdiğim rota silinecek. En baştan çizmem gerekecek. Artıya bastım. Köy bir şeyi buraya geldi. Üstüne tıkladım. Tıkladıktan sonra Start Farm Bot'a bastım. Farm Bot'a bastıktan sonra yakın mesafedeki metinlere dalacak. Tabi şuradan gri silelim. Gördüğünüz gibi metine gitti. Elinde kılıç olmadığı için iğneyim. Gördüğünüz gibi otomatik vuruyor. Bu metini kestikten sonra devam edecek. Buradaki contents kısmı az önce belirttiğim gibi bu contents kısmında eğer mesela diyelim metin ismi metin, fake metin ismi metni olsun buraya metin yazdığınızda metin geçenleri vuracak. Ya da is isminde geçen şeyleri vuruyor. Wait time bekleme süresi şu anda 1000 e, saniye özür dilerim şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz 1 saniyeye eşit. Bu bekleme süresi yani metin taşını kırdıktan sonra bekleyeceği süre. Eğer ben buraya 3000 artı 3000 artı 2000 yaparsam metini kestikten sonra 5 saniye bekleyecek. Others kısmı Detector kısmı e, bu farm mod gibi düşünebilirsiniz. Ama bunlar ota çizmeye gerek yok. Buraya e, saldırmasını istediğiniz mobun ya da taşın adını yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra ota ata basıyorsunuz. Ve start'a basıyorsunuz. Metini ya da e, yazdığınız şeyi kendi bölgesi içerisinde bulursak gidip dalmaya çalışacaktır. Aynen şu an olduğu gibi. Eğer ota atağı basmazsanız nasıl ne oluyor göstereyim. Auto atağa basmazsanız start dediğinizde metini şu anda metin yazdığı için dövüş metnini buldu. Atak dediğinizde saldırır. Anti ban kısmı. Ben game master detect. Ee, bu ban yemenizi önle önlemek için. Stop hex and Wait'i işaret dediğinizde eğer yanınızda isminin de şu şeyler olanı göstereyim. Şu olan birisi gelirse game detect olup e, şu eğer bu özellik tikli ise bot çalışmayı durduruyor. Siz tekrar çalıştıran özür dilerim. GM alandan ayrılana kadar. Show enbox and Play Beep butonu ise GM geldiğinde ekranda ee, Beep diye ses çıkartıyor. Ve bir tane küçük bir pencere geliyor GM detektiği. Exit GM e bastığınızda GM geldiğinde direkt oyundan çıkıyor. Player detekte de, de aynı şekilde. Hatta birinci köye gidip gösterebilirsem çok daha etkili olur. O bip kısmını vesaire. Eğer bottayken yanınıza bir oyuncu gelirse stop eksen wait'e bastığınızda bot çalışmayı durduracaktır. Gittiğinde devam edecektir. Mesela şu anda show inbox and play BIP açtım. Gördüğünüz gibi player diye bir uyarı geldi ve bip sesi oynadı. Exit game dediğinde oyundan çıkacak. Şu anda öyle bir şey yapmaya gerek yok. Whisper cam. mesaj geldiğinde stop eksen wait yapamıyorsunuz. Show inbox ve play bip var. Aynı mantık mesaj geldiğinde mesaj geldi diye söyleyip ses oynatıyor ve oyun, veya oyundan çıkıyor exit game'de. Karakter die. Ben karakter die. Karakter öldüğünde botu durduruyor. Siz başlatana kadar. Show and and play beep. Öldüğünde karakter karakter öldüğünde sizi uyarıyor. Oyundan çıkıyor. Auto -press kısmı hile de hava kılıcı, öfke veya kullanmak istediğiniz başka bir şey varsa mesela cesaret federini Bunları burada skill barınıza koyuyorsunuz. Skill barınıza koyduktan sonra buradaki select'e basıyorsunuz. Özür dilerim. Add, add kısmına basıyorsunuz. Burada MS yazar. MS'in üstünde de kaçın kaç saniye yani ne kadar yazdığının kaç saniye olduğunu yazar. Bu saniye dakika saat. Buraya geliyorum. Bakıyorum hava kılıcım yaktığımda 280 saniye açık kalacak. Ve 58 saniye yükleme süresi var. Ben buraya 270 bin yazarsam. 270 saniye sonra yani 4 dakika 30 saniye sonra kendisi hava kılıcını basacak. Başka hiçbir şey elde gerek yok. Saat yazdıktan sonra şuradaki right tiki var. Eğer binek üstündeyseniz yani binek üstünden inip hava basmasını istiyorsanız right tikli olmalı. Eğer right tikli olduğunda yani şu şekilde kaydettikten sonra aktif ediyorsunuz. Süresi geldi diyelim hava kılıcının. Kendisi binekten iniyor. Binekten indikten sonra mount horse sayesinde açtığınızda bineye tekrar biniyor. Hava açık şekilde. Aynı şekilde bunu diğer şeyleri de yapabilirsiniz. Mesela buraya F2 yapıp öfkeni, e, öfkenin yüklem e, süresi 510 saniye. 510 bin yazıp right tickli şekilde e, ekledikten sonra onaylayıp gene aynı şekilde binekten inip öfkesine basacak. Diğer şeylere mesela hangi tuşu ekleyebilirsiniz? E, add kısmına gelip Z tuşunu ekleyebilirsiniz. Bu sayede eğer pick up çalışmıyor ise metinden düşen itemleri toplayabilirsiniz. Ama unutmayın right tickini kaldırmanız gerekiyor. Yoksa karakter durmadan şu hareketi yapar durur. Right tickini kaldırdıktan sonra süresini kısa tutun. Ede basıp onaylayın. Cesaret ile aynı anda hem metin kesip aynı anda hem metin kesip hem de etraftaki slotları çekmek istiyorsanız E tuşuna basıp et tuşuna basıp key kısmına buradan cesaret bulunduğu kısma gelip bir basın. Ondan sonra buradaki süreyi ayarlayıp right tickini kaldırın. Bazı serverlarda buffy şaman oluyor. Şamanı eğer skill bar'a koyabiliyorsanız koyarsanız buradan tuşa ekleyip right tickini kaldırıp yapabilirsiniz. Filter kısmı az önceki ilk sayfadaki filter'ın özür dilerim pick up'ın toplayacağı itemleri seçebildiğiniz kısım. Şuraya bastığınızda serverdaki bunlar itemler gelir. Landon'da bu özellik şu anda bozuk olduğundan dolayı gösteremiyorum. Buna bastığınızda serverda bulunan yani sadece genel olarak değil o serverda bulunan itemleri buraya list olarak getiriyor. Buradan ondan sonra mesela büyülü metali toplamasını istiyorsunuz. Büyülü metali seçiyorsunuz. Her seçim, toplamak istediğinizi seçiyorsunuz. Ondan sonra activate'e basıyorsunuz. Range ise mesela diyelim toplama alanı şöyle göstereyim. Hop programı çık. Toplama alanı ortalama şu kadar diyelim karakterin. Toplanım, toplama alanı bu kadar diyelim. Range Pickup'ı açtığınızda toplama alanı çok daha fazla büyüyor. Şuradaki itemleri toplayabiliyor. Yeşil olan kısımdaki itemleri toplayabiliyor. Tamamen tahmini çok daha büyük alanı toplayabiliyor. Farkı anlamanız için öyle gösterdim. Fast Pickup hızlı topluyor. Slow Pickup yavaş topluyor. Pickup Selected burada filter kısmında seçtiğiniz itemleri topluyor. Sadece seçtiğiniz itemleri başka ekstra hiçbir şey toplamıyor. Pickup Unselected dediğinizde seçmediğiniz itemleri topluyor. Yani mesela siz buradan yangı işaretlediniz. Yangla yere, yarı düşen yangları toplamıyor. Yang dışında kalan her şeyi topluyor. Range Max Distance'da buradan da range'in toplayacağı şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bu en uzun yer. Farm kısmında göstermeyi unuttum bir yer var. Bu distance kısmı farm moddaki metnin e, taradığı alan yani şurada gözüken alan tabi burada gözükmüyor. Eğer bunu en sona götürürseniz getirirseniz <laughs> Çizdiğimiz rotadaki e, en uzaktaki metini bile görecektir eğer burada gözüküyorsa. Mesela bakın ben rotayı çok uzakta çizdim. Şurada birazcık daha üstte görüyorsunuz. Buradaki metine şu an saldırmaya çalışıyor eğer elimde silah olsaydı. Spam kısmı da e, mesaj spamlama yeri. Çok basit. Buraya mesela sağ yazıyorum. Shoot kısmına bastığımda bağırma olarak atacak. Start dedim. Gördüğünüz gibi sağ yazdı. Shoot'u kaldırdığımda start'a bastığımda normal chatten 15 saniyede bir sağ yüz spamlayacak. Whisper kısmı da normal. Sağ yazıyorum. Start diyorum. Eğer çevredeki yakın isimleri buraya geliyor. Sen tuşuna bastığınızda da insanların mesajı yolluyor. Şu buraya yazdığınız mesajı. Mesela şu an Karstik 21'e, Yusufovski'ye mesajlar gidiyor. Cevap verirler mi bilmiyorum tabi ama. Bu şekilde.